Çorum'da Keresteciler sitesindeki yangın tamamen söndürülürken alevlerin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte merkeze bağlı İskilip Caddesi üzerinde yer alan Keresteciler sitesinde dün akşam saatlerinde bir atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yan tarafındaki iki atölyeye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin verdiği zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı sabah saatlerinde bölgede incelemelerde bulundu. İş yerleri yanan esnaflarla görüştü. Akşam saatlerinde saat 20-22 sularında İtfaiye Müdürlüğümüze ihbar düştü. Yaklaşık 10 dakikalık bir sürede ekiplerimiz buraya müdahale etti. Geldiğimizde orta dükkanla birlikte sağlı sollu rüzgarın da etkisiyle 3 tane dükkana sirayet ettiğini gördük, kereste atölyesine. Tabii yanan materyalin kuru ve yaz aylarında olmasından dolayı yangın rüzgarın da etkisiyle bayağı bir olgunlaşmış seviyedeydi. Yaklaşık 4 koldan 16 araçla müdahale ederek 40 personelle yangının kontrolünü altına aldık. Çevre dükkanlara yayılmasını engelledik ve daha sonrasında da söndürme çalışmalarımız devam etti. Yaklaşık 3-3,5 saatlik bir sürede yangına müdahale ederek olduğu noktada kapattık. Yanan materyallere gelince kereste ve diğer ekipmanları, kereste atölyesinin ekipmanlarından var. Ama hasar tespit çalışmaları ve malzeme tespit çalışmalarımız devam ediyor. Detaylı bilgiyi daha sonra rapor halinde makamlarımıza sunacağız. Olayın gelişimi bu şekilde. Rüzgarın da etkisiyle müdahale çalışmalarımızı biraz zorlaştırdı ama Allah'a şükür can kaybımız yok. Artık maddi hasarı da gerek sigorta gerek belediye yardımcı olacaktır esnaflarımıza. Mahmut Özdemir benim ismim. Mahmut Bey, işleri sizin. Evet. Yangın kaçta başladı? Neler yandı? Zarar nedir? Vallahi ben 8-8.30 arasında haberim oldu. Geldiğimde yangın saatim büyümüştü. Hasar tespitine geldikten sonra da kepçe yandı. Ramuk var. Kereste var. Bayağı bir şeylerimiz yandı yani burada bir. Saat 11-11.30'a kadar da buradaydık yani. Aşağı yukarı 3-4 saat buradaydık yani. Ama ondan sonrasında da nöbette beklediler arkadaşlar da sabaha kadar. Onların için adına da teşekkür ederim. Ben İlhan Tekel, iş yeri sahibiyim. Akşam 7 gibi neyi dükkanı kapattık. Gittik, eve gittiydim. Telefon geldi, aceleyle geldim. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Neler yandı abi? Şeritlerimiz yandı. Tarım aletlerimiz vardı. Ramuğumuz falan yandı. Bayağı hasarımız var.